Merhabalar. Ben Edebiyat Öğretmeni Atabey Pusat. Bir Berksav gönüllüsü olarak bugün yapacağımız söyleşinin moderatörlüğünü üstlenmiş bulunmaktayım. Berksav'ın düzenlediği kent kültürü söyleşilerinin bir şairle buluşmasını sağlayacağız bugün sizlere. Birazdan aramızda sevgili Halim Yazıcı bulunacak. Onunla samimi, güzel, keyifli bir söyleşi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Söyleşimizin genel kapsamı Bergama, Bergama'da şiir, Bergamalı bir şairin gözüyle Bergama nasıldır, neler hissettirir, bunları konuşacağız. Şimdi Halim Yazıcı'yı davet edeceğim müsaadenizle. Halim Bey'i bekliyoruz. Halim Bey'in onaylamasının ardından söyleşimize başlayacağız arkadaşlar. Halim abi, daveti kabul edebilir misin? Davet yolladım ben. Yazdın gördüm ama. Tekrar yolluyorum. Halim Bey, tekrar yolluyorum. Evet. Tamam. Merhabalar. Merhabalar ya, kusura bakmayın, teknik özürlü Evet. olduğum için özür dilerim. Ben Merhaba. de öyle. İki edebiyatçı biraz galiba bu teknik meselelerden fazla anlamıyoruz ama olsun, Sizi yine de buluştuk. beklettim, özür dilerim. Rica ederiz. Nasılsınız Salim Bey? Teşekkür ediyorum. Lütfen bey daha samimi olsun Halim abi de, Halim de, Peki, Atabey. ben açıkçası Sensin. söyleşiye başlamadan önce kendi kendime nasıl hitap edeyim diye düşünürken, acaba Halim abi dersem çok mu fazla mı samimi olur diye düşünürken, siz Yok. rahatlattınız beni, teşekkür ediyorum. Lütfen içinizden nasıl geliyorsa öyle. Çünkü biz samimi Peki. iki Bergamalı sevdalısı olarak sohbet edeceğiz. Bizi dinleyen arkadaşlarımıza da merhaba, herkese iyi akşamlar. Tekrar herkese merhabalar. Bugün sizden önce de söylemiştim. Bergama'da şiir, Bergama'nın kent kültürü ve Bergamalılık üzerine birazcık söyleşeceğiz. Ben bir Berksav gönüllüsüyüm ben. Berksav adına bugünkü moderatörlüğü ben üstlenmiş bulunmaktayım. Onu yeni katılan arkadaşlarımıza da tekrar edeyim. Ve yavaş yavaş söyleşimize geçelim diyorum. Tabii. Şimdi Halim abi, o zaman Halim abiye devam ediyoruz. Tamam. Şimdi sizi araştırırken enteresan bilgilere de ulaştım. Onlardan bir tanesi şu: sizin Bergama'ya gelişiniz ve Bergama ile olan bağınız, siz de katkı koyarsınız. Edindiğim bilgi şu: dedenizin dedesinin babası Hacı Hasan Ağa, bir hattat. O dönem Bergama'yı yöneten Karaosmanoğullarının hattatı, yani bir Evet, yazman, bir yazıcı. yazıcısı doğrudur. Evet, bir yazıcı ve 1930'larda önce soy isminiz Yazgan oluyor. Doğrudur. Sonra da yazıcı oluyor soy isminiz. Hatta daha enteresan bir şeye de ulaştım. Buyurun. Bir parantez açabilirsem, yazgan yazıcı, yazganlar Çandarlı'da kalmış, yazıcılar Zeytindağ'da kalmış. Yani Anladım. Yazgan soy isimli akrabalarımız genellikle Çandarlı bölgesinde yerleşmişler. Yazıcı soy isimli babamın babası, dedem, büyük dedelerim Zeytindağ ve bölgesinde imişler. Sonra Bergama'da buluşulmuş Yazgan ve yazıcılar.
Harika. Ama o zaman ortak. Biraz böyle hayat size baştan güzel bir sürprizle başlamış. Şair olmanız ve bir yazıcı torunu diyelim olmanız da çok güzel örtüşmüş. Vallahi bilmiyorum, hayatın cilvesi işte. Yani ben tabii şairliği kendime şöyle konduramıyorum aslında. Önce çok teşekkür ediyorum. Bir iltifat benim için şair demeniz. Çünkü şairlik bir yaşam biçimi, hayata bakış hali. Bir başka dünya, bir yaşam biçimi şairlik. O çok özel bir konum, çok özel istisnai bir durum şair olabilmek gerçekten. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Hala bu şiir okulunun küçük bir öğrencisiyim diyebilirim. Parantez Evet. kapattım. Harika. Yine şöyle bir detaya denk geldim ben. Bu dedenizin dedesinin babası olan Hacı Hasan Ağa'nın eşi Bedrüttin Hatip Mahmut'un torunuyla evli. Fadime kadınla evli. Bedrüttin Hatip Mahmut da Bergama'nın önemli üç tane küpü var biliyoruz. Evet. İki tanesi Ayasofya'da, biri Lourdes'da diye biliyorum. Bunları Evet. bulan kişi aynı zamanda Bedrüttin Hatip Mahmut. Dolayısıyla Doğrudur. böyle Doğrudur. böyle enteresan bir durum da var. Sizin hayatınızla ilgili araştırmalar yaparken çok keyifli tesadüfler gördüm. Şimdi onları birazdan da başka tesadüfler de var. Onları da Teşekkür soracağım ediyorum. size. Teşekkür ediyorum. İlginç saptamalar. Emek vermişsiniz. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi Bergama özel bir kent tabii. Hepimizin içinde yaşadığı ve çok keyifle Evet. yaşadığı bir kent. Evet. Ben de 8 yıldır Bergama'da yaşıyorum ve gerçekten büyük bir keyifle yaşıyorum. 15. yüzyılda yaşamış bir Bergamalı şair var, Sarıca Kemal. Sarıca Kemal bir beytinde diyor ki, her diyarın bir metaha vardır labut Kemal. Abu Haki Bergama mahup ile şair kokar. Ah, ne güzel. Ben ilk defa Açıkla yayınlıyor. sizden dinliyorum. Harika bir saptama, ne güzel. Bir tarihe nokta koydunuz, bir damga attınız bu anlamda. Şiir ve Bergama ile ilişkili olarak. Teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyicilerimiz için isterseniz beyti bir günümüz Türkçesiyle söylersek şöyle diyor. Her memleket bir ürünüyle ünlüdür. Meşhur olan bir şeyi vardır her memleketin. Bergama'nın da şairleri ve güzelleri meşhurdur diyor. Dolayısıyla size de bence yakışan bir durum bu. Tabii siz ve sizin gibi birçok şair dolu Bergama. Dolayısıyla Bergama'da yaşamak bu açıdan da çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Ben de küçük bir saptama yapabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Aksitepion'da bulunan Osman Bayatlı'nın bir kitabında, Aksitepion'da bulunan bir kitabede şöyle yazıyor. Tam hatırlayabildiğim kadarıyla, yani dize dize hatırlayamıyorum ama, erkekler ok atmada nasıl birinci geldiyse, erkekler cirit atmada ve koşuda, güreşte nasıl birinci geldiyse, Pergamonlu kadınlar da şairlikte öyle birinci geldiler, erkekleri ezdiler ve geçtiler. Ama bu dizelerin, bu kitabenin kime ait olduğu saptanamamış. Fakat Pergamonlu kadın şairlerden bahseden bir kitabı olduğunu biliyorum. Harika, çok güzel. Bergama'ya yakışan bir kitabı olmuş. Halim abi, hayatınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Direkt oradan giriş yapmadık ama çok uzun da olsun istemiyorum. Nasıl isterseniz. Biraz nasıl özetleyerek isterseniz. Bahsedeyim. Siz de ekleme yapmak istediğinizde eklemelerinizi de lütfen araya girerek ekleyin. Şimdi İzmir İktisat Fakültesini Tabii. bitirdiniz. 1978 evet. yılında Dönemeç Dergisi'nin bir süre sahipliğini ve sorumlu yönetmenliğini yaptınız. Evet. Kütübük, Körfez, Akropol, Yamaç, Ünlem dergilerinin yine kurucularındansınız. Bildiğim kadarıyla ilk şiirleri ve incelemeleriniz de Dönemeç, Türkiye Yazıları, Küçücük, Sanat Edebiyat 81 ve Kocatepe'de yayınlandı. Tabii bu ilk şiirlerin dergilerde yayınlanmasıyla ilgili bilgiler. Fakat ilk şiirim Bergama'da Zübeyde Hanım İlkokulu'nun öğrenci panosuna asılmıştı.
Leyla öyle... Hanım'a yazdığınız şiir galiba. Şöyle yok. Leman öğretmenime yazdığım. Ha, Leman pardon. Leman öğretmen. Leyla Hanım dedim. Leman öğretmeni. Leman öğretmenime yazdığım bir şiirdi. Beni çok etkileyen, son derece böyle hani İstanbul hanımefendisi, beyefendisi denir ya. Zihnimde, aklımda, ruhumda hala Leman öğretmenimin, diğer öğretmenlerim gibi tabii ki. Ama çok büyük etkisi oldu bana ve çok etkilenmiştim. Öğretmenime adlı bir şiir yazdığımı biliyorum. İlkokul 4'teydim. Daha sonra öğretmenim topladı herkesten yazdığı şiirleri. Sonra ertesi gün Halim gel bakalım senle koridorda biraz dolaşalım dedi. Elimden tuttu. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nun koridorunda yürüyoruz. Bakar mısın buraya dedi. Şiirimi asmışlar Öğrenci Duvar Gazetesi'ne. Öğretmenime adlı şiirim. Ay, o zaman bana bir şey geldi, bir haller geldi. Utanayım mı, sevineyim mi? Okulun koridorlarında yürüyüşümün değiştiğini hatırlıyorum ben böyle şeyden. Kendimde onur duydum. Yani yazdığım bir şey adam yerine konulmuş. İlkokul 4. sınıftayım ve okulun sınıf panosuna, okul panosuna Leman öğretmenim asmış. Kendisini şükranla anıyorum diğer bütün öğretmenlerin gibi. Ne kadar güzel. Öğretmenlerin insan hayatında önemli yerleri var. Ben de bir öğretmen olarak bu çok duyguyu zaman zaman hissediyorum ve iyi ki de var o öğretmenler diyelim. Sizlere Buradan da selam söyleyelim tüm öğretmen sizlere çok arkadaşlarım. şey borçluyuz. Bütün öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Halim abi devam ediyorum. Denizli Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile başladınız. 10 yıl orada Denizli Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü yaptınız. 89'da evet. 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 Doğru. Sonra İzmir'e geldiniz ve İzmir'in birçok belediyesinde ve büyükşehirde kültür müdürlükleri, kent konseyi şube müdürlüğü gibi görevlerde bulundunuz ve en son Konak Belediyesi'ndeydiniz diye biliyorum. Emekli oldunuz Evet. mu? Evet oldum tabii. Oldum. 2019'da emekli oldum. Peki. Ve halihazırda da 2015'te yayın hayatına başlayan Caz Kedisi şiir dergisinde genel yayın yönetmenisiniz. Doğrudur. Evet. Böyle bir giriş yapmış olalım hayatınıza dair. Tamam. Onun dışında kitaplarınız, bir dolu kitabınız var tabii. Çok üretken bir şairsiniz bence. Çünkü incelediğimde bir şeyler 15'e yakın yapmaya çalışıyorum. 15'e yakın kitabınız var. İlk şiir kitabınız O Güzel Narin Gelin 1982'de yayınlanmış. Sonra Cevahir Kalbiyle Dolunay, Aşk Cazdır, Beyaz Atların Yelesinde, evet. Aşk Hava Sineması, bunun ismine çok böyle imrenerek okudum. Deliceler Aşkına, İpektin, Aşk Halim, Küçük Taşlar İklimi, Körfez Vapurları, Küçük Bir Harf, Kuş Oyunları, Avluda Kuş Sesleri, Beyaz Caz Sokağı, Beraber ve Sol Ölümler diye devam ediyor. Ve sanırım 2019'da Sarıl Bana Gökyüzü ve bir de 2020'de Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında isimli kitaplarınız var. O toplu en son okuduğunuz Her Aşk Bir Ay Taşır Alnında, bu 15 kitabımın toplu olarak yayınlandığı toplu eserlerimin bir anı kitabı diyebilirim. Evet. Claros Peki, yayınlarından yayınlandı. Evet. Peki şiir dışında sanırım çok yazmadınız. Çok denk gelmedim. Şiir galiba sizi daha çok anlatıyor. Valla yani bir ressam nasıl kendisini renklerle ifade edebiliyorsa, bir tiyatro sanatçısı nasıl sahnede repliklerle ve sahnenin tozunu yutarak kendisini ifade edebiliyorsa doğal olarak, ben de düz yazıdan ziyade şiirle kendimi ifade ediyorum. Hatta resmi görevlerimiz sırasında zaman zaman metinler, yani görevim gereği metinler yazmak zorundaydım ve yazıyordum sık sık. Benim üstümdeki işte başkanlarıma, başkan yardımcılarına metinler hazırlıyordum. Konuşma metinleri ya da diğer metinler. Hiç unutmam, bir belediye başkanım Denizli Alimar'ım, ya Alim'cim
Ya şiir mi yazdın, metin mi yazdın anlayamadım. Ben bunu şiir gibi mi okuyayım? Yok başka lütfen normal metin gibi okuyayım. Yani farkında olmadan metinlerim şiirsel bir dil gidiyor. Bu kendimi kontrol etmemle ilgili bir şey değil. Kendimi kontrol etmemle ilgili bir şey değil. Planlanmış bir davranış biçimi ya da yazı biçimi değil. Kendi halinde öyle gidiyor. Fakat gazetelerde bir dönem Dünya Gazetesi'nin kitap ekinde köşe yazarlığı yaptım. İşte bazı yerel gazetelerde yazdım. Metin çalışmaları, köşe yazarlığı yaptım. Ama bunlar hep böyle geçici dönemlerdi. Temel hep şiir oldu. Hep şiir gitti. Evet. Yani içimden öyle geliyordu. Planlayarak ben bir roman yazayım, bir hikaye yazayım diye oturmadım nedense, bilemiyorum. Halim abi ben sanatın her dalını bir dil olarak tarifliyorum. Bir anlatım dili olarak tarifliyorum. Evet. Fotoğraf sanatı da bir anlatma dili, aracı. Tabii ki. İşte Tabii ki. Tabii ki. heykel, müzik bunların hepsi bir kendini anlatma aracı. Dolayısıyla siz de şiirle kendinizi anlatmışsınız. Ne kadar da güzel anlatmışsınız. Ya sağ olun, teşekkür ederim. Yani nasıl o Beyaz Atların Yelesi'nde kitabın adını veren dize, beyaz atlara ya da herhangi bir ata bindiğiniz zaman atta eğer dizgin ve bütün tesisat varsa at sahibine göre gidiyor, ama çırılçıplak olursa at, Kızılderililerin bindiği gibi, onun özgürlüğü sahibinin özgürlüğüne de bulaşıyor. Bu iki özgürlük bir daha özgürce, daha spontane hareket ediyor. Hayat da böyle, şiir de böyle. Fazla dizginlerini sıkmayacaksınız. Hayat denen o güzel narin gelinin, eğer bir atın adı oysa. Ne güzel. Peki şimdi Edip Cansever'le biraz devam edelim. Diyor ki Edip Cansever, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Şimdi Yani evet. bunu neden okudum? Sizi biraz Bergama'ya davet edeceğim. Çünkü çocukluk ve gençlik yıllarınız Evet. Bergama'da geçti ve Edip Cansever'in de dediği gibi bir yere gitmedi bu gökyüzü ve onun altında Evet. yaşamaya devam etti. Evet. Dolayısıyla Bergama'nın maddi, manevi tüm kültür değerleri sizin şiirlerinizde çok belirgin. Ben okuduğumda da görüyorum işte kilimlerinden tutun sokaklarına kadar, çam ağaçlarından yuntlarına kadar şiirlerinizde Evet. Bergama var. Bize biraz çocukluk Bergama'nızı, çocukluk ve ilk gençlik yıllarının Bergamalısını Tabii. anlatabilir misin? Tabii severek. Çünkü ne yaşıyorsak oyuz biz. Oyuncakçı Mustafa amca vardı. Ahşap oymalı tahta at arabaları yapardı. Bizim evin önünde bir dönem işini sergileyecek yer bulamamıştı. Ailem ona yer verdi. Evin önünde Mustafa amcamız vardı. Tahta arabalar yapardı. Tahta kelebekler yapardı. Tavşanlar yapardı. Kendi kendine yürüyen 60'lı yıllarda. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başları. Daha da önceleri. Sonra rahmetli oldu. O Mustafa amca evimizin arkasında küçük bir kulübede yaşardı. Zaman zaman ürettiği bu ahşap oyuncakları ürettiği kulübede, tekerlekli bir kulübesi vardı. Zaman zaman orada yaşardı. O kadar naif, o kadar güzel bir insandı ki, böyle hani Pinokyo'yu yapan ahşap, şimdi Pinokyo'nun sahibinin adını anımsayamayacağım eserdeki, hep ona benzetirdim. O amcaya benzetirdim, o sanatçıya, ahşap oymacıya benzetirdim. O hiç unutamadığım bir figürdür hayatımda. Yani bizim bakkal Recep amcamız vardı köşede. Hüseyin amcamız vardı. Eski Gazhane Caddesi, şimdiki Mustafa Yazıcı Caddesi'nin tam caddenin köşesinde. Bu bakkal Recep amcamız, bu Hüseyin amcamız, bütün esnaflık
insan ilişkisini, saygıyı, sevgiyi orada müşteriyle olan ilişkileri çok iyi anımsıyorum. Hatuniye camimiz vardı. Hatuniye camimize babamla beraber seccadeyi bayram namazlarında koltuğumuzun altına alıp o çocukluk sevinciyle, bayram sevinciyle bayram namazlarına gittiğimiz heyecanı hiç unutamam. Yine Hatuniye fırınında Ramazan pidelerinin kuyruklarına girip dönüşte o Ramazan pidesinin sımsıcak böyle susamlı taraflarından böyle atıştırarak, çaktırmadan yiyerek eve dönüşlerimi hiç unutamam. Aynı sokakta bisikletçi Hayati amcamız vardı. Bisiklet binmesini bütün Bergamalı çocuklar hep o caddede, yani eski Gashane Caddesi, şimdiki Mustafa Yazıcı Caddesi'nde Hayati amcadan öğrendi Bergamalı çocukların hemen hemen hepsi. Delikli bir kuruşa bisiklet binerdik. Üç tur. Üç tekerlekli, çift tekerlekli. Yani haşlama ayva satardı arkadaşlarımız. Ayva, haşlama ayva. Nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz? Haşlama ayva satardı. Haşlama ayva alırdık. Onun tadını çok özlüyorum ve merak ediyorum hala. Çocukluğumuzda çok büyük bir çok büyük özlemle. Gashane sokağında karpuz satıyorduk arkadaşlarımızla. Evet. Peki bir şiir dinleyelim mi şimdi bunun üzerine sizden? Yani tam sanki böyle şiir havamız geldi gibi. Gashane sokağında karpuz sattığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi, o güzel insan, sevgili dostumuz, ne yazık ki onu geçen sene kaybetti. Müzisyen sevgili kardeşim Taci Uslu. Evet. Ona adadığım bir şiir. Kapı çalınınca geldin. Akşamın ansız bir zamanında. Ansızın vuruldu akışı kalbimin. Yağmur yağarken geldin. Dağlarına yaslanmıştık ortaçağ kalbimizin. Ayrıldığımız son sevgiliydi. Oysa ısıttığın gitarın. İlahilerle mırıldanıyordu ilk bestesiyle sabah. Makamına ortak olmuştun rakımın kür değil içergah. Bilinen bir kilisenin orgunu okşuyordu oysa bah. Bu şiirin anısını kısaca paylaşmak istiyorum. Benim yazdığım bütün şiirler yaşadıklarımdır, yaşadığım şiirlerdir. Kilise sokağında yaşadığım evde bir gün sabaha karşı kapı çalındı. Ben de daktiloda masa başında hala o zamanlar çıkarmakta olduğumuz Körfez adlı derginin editörlüğünü yapıyorum. Yayınlanacak şeyleri çalışıyorum. Daktiloyla takır tukur zil çaldı. Kapıyı bir açtım. Sabaha karşı saat 4 falan yanılmıyorsam Taci geldi. Taci askerdi Soma'daydı yanılmıyorsam. Askerdi, izin almış askerden sabahın köründe o çıktı geldi. Onun üzerinde beraber plaklar dinledik, geldi, hiç uyumadık. O gün yazdım bu şiiri. 1984. Teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Çok gerçekten çok naif ve yoğun bir tat bırakan, duygu bırakan bir şiir. Elinize yüreğinize sağlık. Çok iyi bir müzisyendi. Çok iyi bir sanatçıydı. Ama işte hayat aldı aramızda. Neyse. Peki devam edelim o zaman. Kitaplarınızı isim verirken sizin demin de söylediğiniz gibi yaşadıklarınızdan hareket ediyorsunuz çoğunlukla. Kitaplarınızdan birinin ismi de Aşık Hava Sineması. Evet. Çok hoşuma gitti bunu ilk okuduğumda ben.
kulaktaki tınısı da çok güzel. Buradan hareket edersek, o dönem sizin yaşadığınız, çocukluğunuzun geçtiği dönemde Bergama'da birçok açık hava sineması, sizin de eşinizle Aşık Hava Sineması vardı. Var mı bu sinemalarla ilgili anılarınız, yani, hangileri? Ben Şen Sineması'nın öyle. İçine girdim bir kere. Maalesef çok kullanılmıyor gibiydi. Sizin anılarınız nelerdir? Şimdi şöyle, ben anılarıma geçmeden önce Aşık Hava Sineması ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Diyorum ya, hep metinler bana şiir gibi geliyor. Devrik cümle ya da imge barındıran cümleler karşıma çıkıyor. Bir gün yıllar önce bir arkadaşıma hadi sinemaya gidelim diyorum. Açık hava sinemasına gidelim. Açık hava gece sinemaları var. Ona gidelim diyorum. Ya sen ne diyorsun anlamadım dedi. Hadi sinemaya gidelim açık hava sinemasına. Yok yok, az önce söylediğin tekrar eder misin bana dedi. Açık hava sinemasına gidelim dedim, bir şey demedim. Hayır dedi, sen hadi kalk Aşık Hava Sinemasına gidelim diyorsun bana dedi. Aşık Hava Sineması. O sırada ben yine bir şiir çalışıyordum. Daktilonun başında. Arkadaşıma Açık Hava Sinemasına gidelim derken Aşık Hava Sinemasına gidelim diye. Harika. Yani farkında olmadan anlatabiliyor muyum? Harika bir şey. Sonra Aşık Hava Sineması adı altında bir minik bir şiir oluştu. Biletçi Arto vardı. Beyoğlu'nda çok önemli bir Yeşilçam üstadı. Onu da falan alarak şiire. Bergama'da onlarca açık hava sineması, neredeyse onlarca kapalı sinemamız vardı bizim. Ayşecikleri İlk kez orada izledik. Necdet Tosunları, Cilali İboları, açık hava sinemalarında, yazlık sinemalarda, tahta sandalyelerin üzerinde, Erkin Koraylar, Moğollar, Erol Büyükburçlar, Kermes sinemasına gelirdi kapalı sinemada. İlk defa Erkin Koray'ı İspanyol paçalı, bembeyaz kıyafetli, beyaz gitarıyla böyle devasa büyüyen müziğiyle orada tanıdık. Moğollar geldiler, yazlık sinemalara geldiler. Cumhuriyet sinemamız vardı, Kermes sinemamız vardı, Yeni sinemamız vardı, Şen sinemamız vardı, Açık Hava sinemalarımız vardı. Ve samimi ve içtenlik vardı. Hiç kimse kimseye kötülük yapacak diye düşünmezdik. Anneler, babalar çocuklarını yalnız gönderirlerdi cumartesi, pazar öğrenci seanslarına. Böyle bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin kafasında sanki tilkilik ve şeytanlık yoktu. Ya da bana öyle geliyordu. Masumiyet yılları. Masumiyet müzesi gibi Orhan Pamuk'un o... Evet. Şeyi çok severim, o deyimi, masumiyet müzesi. Hayatımız o dönemler birer masumiyet müzesiydi. Ama masumiyetlerimizi koruyamadık. Her şey çirkinleşti. Maalesef. Ama korumak zorundayız, koruyacağız. Hiç unutmam, bir gün zilimiz çalındı. Kim gelmiş, yan komşuya kim gelmiş? Kim geldi? Koşun. Erol Büyükburç gelmiş. Erol Büyükburç'un o gün Kermes sinemasında, kapalı sinemada, bizim evin hemen arkasındaydı evin, konseri vardı o gün. Konseri izledik tabii. Ama yan tarafımızda Erol Büyükburç gelmiş. Ne oldu? Abdülkadir rahmetli, Abdülkadir Bolel amcamız vardı. Onların aile dostuymuş. Onlar da müziği, meşki seven insanlar. Bağlamalar, utlar çıkarılmış. Haydi biz çocuklarla, ablamlarla beraber hepimiz çoluk çocuk şeye giderdik. Erol Büyükburç'u görmeye gittik. Şarkılar söyleyen, konserden sonra misafir etmişler evlerine. Abdülkadir amcalar.
Yani ne bileyim, Erkin Koray konserden sonra bir baktım bizim karşıdaki şeyde bahçede oturmuş çay içiyor. Konser bitmişti akşamüstü. Gençler toplanmış başına, kimisi kimi imza alıyor, kimisi sohbet ediyor grubundaki arkadaşlarıyla beraber. Yani nasıl anlatsam, sinemalar, müzisyenler, siyah beyaz sinemalar, rengarenk sinemalar hep birbirinin içine girdi ve hepsi Bergama'nın o doğal, otantik tarihi misyonundan beslenen birer yapı taşlarıydılar sanki. Ve biz istesek de istemesek de çocuk ruhumuz onlarla beslendi. Onlar bizi emzirdi. Bir kuşağı emzirdi. Bizden önceki kuşakları emzirdiği gibi, Osman Bayatlıları emzirdiği gibi, ondan önceki insanları emzirdiği gibi, şimdi sizleri, daha sonra torunlarımızı, çocuklarımızı emzirecek. O taşlar, taş yerinde ağırdır. Malum. Bergama atasözü. Evet, ruhu buradan var. Sefa Başkanı'na selam söylüyorum. O taşların çünkü ruhu var. Evet. Peki Halim abi, şimdi yine böyle bir kitabınızın ismi Aşk Halim. Aşk Hava Sineması gibi. Evet. Tabii sizin şairlerin aşkları sadece karşınıza duyulan bir aşk ile sınırlı değil tabii ki. Tüm dünyaya, tüm insanlığa, hatta tüm evrene duyulan bir aşk hali. Bergama aşkınız, Bergama neden aşık olunur? Neden aşık oluyor insanlar Bergama'ya? Bu aşk halini biraz konuşalım mı? Tabii. Şöyle söyleyeyim ben. Aşk Halim adlı kitabım seçme şiirlerimin olduğu kitaptır. Onu da yanılmıyorsam 96'da ya da 97'de yayınlandı galiba. Seçme şiirlerimin olduğu bir kitap. Dedim ki bu seçilmiş şiirler beni ifade ediyor. Benim halimi. Üzerinde şapka var. Halim. Halim'in halini ifade ediyor. Bu benim halim. Dedim ki aşk halim. Bitişiktir ayrı ayrı yazılmaz kitapta. Kitabın adı Aşk Şapkalı A. Aşk Halim. Bu Halim'in aşk hali dedim. Evet. Çünkü o şiirlerin hepsi taşa da yazılsa, ormana da yazılsa, kurda, kuşa, böceğe, insana da yazılsa aşk olmadan olmaz. Siz aşık olmadığınız bir karenin deklanşörüne basabilir misiniz? Orada bir imge görmezsiniz bir fotoğraf sanatçısı olarak, değil mi, bir Atabey olarak. Deklanşöre basarken o karede bir sizi aşık eden bir kareyi yakalayamazsanız basabilir misiniz deklanşöre? Basamazsınız. İşte o da sizin aşk haliniz. Evet. Yani bir yaşam biçimi. Anlatabiliyor muyum? Ama planlanmış, programlanmış, organize edilmiş, önceden dediğim gibi planlanmış bir yaşam biçimi değil. Kendiliğinden o sizin sanatçı ruhunuzdan, insanın sanatçı ruhundan eğer varsa fişeklenen bir hal, aşk hali. Bergama'da öyle. İsteseniz de istemeseniz de Bazalika'dan, Zafer Tanrıçası, Nike'den, isteseniz de istemeseniz de Akropol'den, Maltepe'den, Yuntu Dağı'ndan, Yığma Tepe'den girip çıkmadan oralara Bergama'da yaşadım diyemezsiniz. Müzenin taşlarına dokunmadan, Osman Bayatlı'nın, İsmet İnönü'nün bastığı o merdivenlerin taşlarına dokunmadan yaşadım diyemezsiniz. Zeus'un şu anda maalesef şeyi kaldı, temelleri kaldı biliyorsunuz tapınağın. O tapınağın dibindeki ağacı koklamadan Bergama'da yaşıyorum, ona aşık olmadan Bergama'da yaşıyorum diyemezsiniz. Uzakta bile olsanız geçici olarak benim gibi
diyemem. Yalan kendime yalan söylerim. O yüzden evet. Her şeyin başı aşk halinizdir. Aşkla yaşamak umuduyla diyelim o zaman. Herkes aşkla, kesinlikle, umutla yaşamalı. Kesinlikle. Evet. Sevgi kalır. Aşk başka bir şey. Bir dinamizm, bir dinamik. Bir şey. Bir volkan, sürekli patlayan bir volkan halidir. Çok doğru, çok doğru. Peki Halim abi, yine konuşmamızın, sohbetimizin başında böyle enteresan bulduğum şeyler var demiştim. Evet. Sizin hayatınızla ilgili. Şimdi sizin ilk dinlediğiniz bir plak var. Babanız size bir pick-up'la eve geliyor. Ve pick-up'ın içinde de bir plak var. Ben de bir plak sever olarak bu yönümüz örtüşüyor. Bu plağın ismi UNESCO plağı. Ve aradan yıllar geçiyor. Bergama UNESCO Kültür Mirası listesine evet, giriyor. Evet. Çok güzel bir tesadüf olarak gördüm ben bunu. Bu konuda ne dersiniz? Tabii çok severim. Kısaca hikayesini anlatayım mı? 60'lı yılların sonundayız. Yanılmıyorsam bir yılbaşıydı ya da özel bir gündü. Babam bir gün eve bir paketle girdi odamıza. Ablamlar, ben, annem oturuyoruz. Çocuklar, size bakın ne aldım dedi. Açtı, böyle kırmızı beyaz bir pick-up. Pick-up'mış, ne olduğunu bilmiyoruz. Biz kırmızı lambalı Philips marka radyodan biz müziklerimizi dinliyoruz hep. Ortaokul 1-2'deyim. Ablamlar ve ben. Şimdi babam açtı, kapağını kaldırdı, hoparlör. Kapağı hoparlör oluyor, kendisi pick-up. Tamam, harika, ne güzel. Baba, ne dinleyeceğiz, ne çalacağız? Tabii filmlerde görüyoruz, pick-up'lar var. Hemen çıkardı bir başka paketten, bir plak çıkardı. All Star Festival plağın adı. All Star Festival. Şimdi birçok sanatçı vardı. Nana Muscuri, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Frank Sinatra, ilk aklıma gelenler. Michael Jackson, Luis Alberto del Parana gibi dönemin çok önemli sanatçıları. UNESCO mülteciler yararına o plağı doldurmuş. Yul Brynner editörlüğünü yapmış o plağın. Ben o plakları dinleyerek çocukluğum, o plağı ve o parçaları dinleyerek çocukluğumuz bizim. Müzikle daha renkli tanışmaya başladık ve plakla. Babamın rahmetli, kendisini saygı ve sevgiyle anıyorum tekrar. Fransızca çok iyiydi. Fransızca Morris Chevalier'in parçasını çalarken bir yandan tercüme ederdi. Haydi anneni kaldır, dansa bakalım derdi. Biz annemle dans ederiz. O parçayı tercüme ederdi. All Star Festival planın adı. Bütün dünyanın starlarının bir festivali. Yul Brynner editörlüğünü yapıyor ve mülteciler yararına satıştan mülteciler yararına şey gönderiyormuş, UNESCO yardım gönderiyormuş. Şimdi bu plağın ben daha sonra, yıllar sonra, tabii bu müzisyenlere şiirler yazmaya başladım. Farkında olmadan, dinledikçe onlara adadığım şiirler oluşmaya başladı. Ve bu plakla caz aşkı, caz müziği aşkı artmaya başladı. Çünkü plaktaki müziklerin temeli hep caz müziği temelliydi. Hepsi. Ve şiir plak dinletileri yapmaya başladım ben, bazı arkadaşlarımın da ısrarıyla, talebiyle. O plağın bende hayatımın bir dönüm noktası olması çok önemlidir. İçinde şu anda yanımda değil maalesef, keşke yanımda olsaydı, gösterebilseydim. Yunanistan'dan, Çin, Hindistan, Türkiye,
ve dünyanın birçok ülkesinde göçe maruz kalmış Afganistan ülkelerinin fotoğrafları olan, göç eden insanların fotoğraflarının olduğu, belgelendiği ve o insanlara yardım amaçlı dünya çapında o zamanın en ünlü sanatçılarının, Doris Day gibi örneğin, Edith Piaf gibi, aklıma geldikçe söylüyorum, sanatçıların Bing Crosby gibi, Dean Martin gibi sanatçıların yer aldığı plak. Sonra bir kitap fuarında bu plağın aynısını gördüm. Ben öyle saklıyorum ki gittim doğrudan sahafa, kitap fuarındaki sahafa, dedim bu ne plak dedi. Ne kadar dedim? 40 lira dedi. Siz deli misiniz dedim ya, 40 lira veriyorsun plak. Bundan 8-10 sene önce. Deli mi? Adam şaşırdı. Niye abi dedi. Sen nereden? İstanbul'dan geldin. Sen kıymetini bilmen lazım dedim. Bu böyle böyle plak. Evet abi dedi, ama ne yapalım, para kazanç. Sen deli misin, satılır mı plak dedim. Hemen verdi. İnanır mısınız, o plaktan iki tane daha yedek kaldı duruyor. Harika. Şey yapamıyorum ya, yapmayın Allah'ını seversiniz. Ama tabii sizdeki hikayesini anlatsaydınız, kendisindeki hikayesini. O plaktan şimdi 3 tane oldu bende, saklıyorum. Bir orijinali ilk babamın, rahmetlinin verdiği, 2 tane de yedek, ama bozulur, kırılır, bir şey olursa yedeği bulunsun diye saklıyorum. Peki ben şunu merak ediyorum Halim abi, Bergama'da plak satanlar var mıydı sizin çocukluk ve gençlik yıllarınızda? Vardı. Çok güzel plakları olan arkadaşlarımız vardı. Yani mesela Taci Uslu'yla, Taci ile, Muhlis ile, Hüsnü ile, Hüsnü Arkan, onlarla biz plak topluyorduk. Toplamaya başladık. Arkasından abilerimizle tanıştık. Cepken Recep vardı, rahmetli olsun. Cepken Recep'in çok güzel plakları vardı. Yine müzisyen sevgili abimiz Muhsin Kıratlı'nın çok güzel plakları vardı. Bir iki arkadaşımız daha vardı, ama Levent vardı, Levent Gener. Şimdi Dikil'de yaşıyor, yanılmıyorsam Levent. Levent müzisyen arkadaşımız. Onun çok güzel plakları vardı. Birbirimize böyle 6-7 kişi idi. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başı diyeceğim. O Beatles'ların, Aphrodite Child'ların, Jethro Tull'ların, Emerson, Lake and Palmer'ların yayınlandığı ilk yıllardı. Plaklarımızı birbirimize tanıtarak hep sürdürdük. Tabii önemli müzik grupları, Çılgınlar gibi çok önemli müzik grupları, Bergama pop tarihine, bölgenin pop tarihine mal olmuş müzik grupları vardı. Müzisyenler, arkadaşlarımız var. Hala sevgili dostlarımız, Allah çok uzun ömürler versin, dimdik müzik yapmaya devam ediyorlar. İşte Macit abi olsun, Erol kardeşim olsun, Muhsin abim, Ömer Harputlu, Ömer abi gibi. Nereden nereye geldik? Ya bu konuda biraz benim sistemim var. Şöyle bir sistem. Şimdi Bergama hem müzik adına hem de biraz önce konuştuğumuz açık hava sinemaları konusunda hatırı sayılır bir şeye sahip, bir yaşanmışlığa sahip. Kesinlikle aslında birçok şehirde aslında bu mesela açık hava sinemaları meselesi tekrar canlanmaya başladı. Ya da işte İstanbul gibi, Ankara gibi bazı yerlerde plak satışları çok ciddi olarak artmaya başladı. Tekrar plaklar dinlenmeye başladı ama Bergama bu konuda biraz geriden gidiyor galiba. Yani bu özellikle açık hava sineması meselesinde biraz sistemliyim. Umarım ilerleyen zamanlarda Bergama'da yine bir açık hava sineması çalışması yapılabilir. Artık her şey biliyorsunuz dijital. Ben görev yaptığım belediyelerde çok pratik. En son Konak Belediyesi'nde Muzaffer Tunça belediye başkanımızla beraber dedim açık hava sineması yapalım başkanım, şeylere, gecekondu semtlerine, faroşlara.
Tamam Halim dedi. Ne istiyorsun? Bir tane dedim araç. Üzerinde perde dolaştıracağız. Teknik girmeyeyim zamanı. Tamam dedi. Bir inanın hurdaya ayrılmış. Neredeyse hurdaya ayrılmış. Bir meğersem şeyden cenaze aracıymış. Ondan bozmuş bizim atölye ve onu kasasını cenaze aracının kasasını keserek Güzel Sanatlar Fakültesi sahne tasarımından bir hocamızdan da destek alarak perde tasarladık. Fazla büyük değil. 3'e 5 bir perde. O perdeyle arkada 100 tane 200 tane ahşap sandalye, beyaz gazoz, çekirdek, belediyemizin ikramı, bütün konağın o zaman bölünmemişti daha konak ikiye ayrılmamıştı şey olarak yerel yönetim olarak bütün ücra şeylere semtlere dolaştırdık ama nasıl dijital film olur yeter ki yapmak isteyin anlatabiliyor muyum diyelim ki fiziki olarak açamıyorsunuz sabit bir yere sinemayı gezin efendim sinemayla gezin atın kamyonetin arkasına açın perdenizi kurun bütün Bergama'nın köylerini dolaşın. Dijital filmler var. Telif hakkını alabileceğiniz. Evet. Ama bağış ama telif olarak alabileceğiniz. Yeter ki yerel yönetimler istesin. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları beraber çalışırsa olabilir. Berksav var işte. Bütün Berksav'ın bütün eski başkanlarımız birbirinden değerli hizmet etti yönetim kurulu üyelerimiz. Şimdi de siz bir Berksav görevlisi olarak, gönüllüsü olarak, birçok arkadaşımız gibi, çok birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Emek veren, çalışan. Şu anki başkanımız, sevgili dostumuz Gökhan Gönlügür, yönetimdeki arkadaşlarımız, sizin gibi gönüllü arkadaşlarımız, el ele verirse, yerel yönetimden de destek alınabilir. Alınamasa bile gerçekleşebilir. Basit. Kur kamyonun arkasına, pikabın arkasına beyaz perdeni. 10 dakikada bu beyaz perde kurulup toplanıyordu. 10 dakika. En fazla 15 dakika. TRT'den biz filmleri alıyorduk. Bütün İzmir'in varoşlarını 4 sene boyunca beyaz gazoz, tahta sandalye ve çekirdekle dolaştık. Al sana be açık hava sineması. Evet, umalım önümüzdeki yıllarda bunları da yaşarız. Peki Halim abi şöyle yapalım. Şimdi bir şairi yakalamışken sadece bir şiirle bırakmayalım. Zaman da hızlı akıyor. Araya Tamam. bir şiir daha alalım mı sizden? Tamam, peki. Seve seve. Toplu şiirlerime adını veren her aşk bir ay taşır alnında. Bu şiiri aynı zamanda bu yıl evliliğini yapan sevgili kızım Didem ve damadım oğlum daha doğrusu Marius'un Almanya'daki biz gidemedik pandemi nedeniyle orada bu şiiri okuyarak ve Almanca'ya tercüme ederek şeylerini, kutlamalarını yaptılar. Onlara adıyorum bu şiirimi. Peki. Her aşk bir ay taşır alnında. Rüzgar, böğürtlenlerin, kekik kokularının, deniz kestanelerinin bestelediği türküleri kulağınıza umulmadık zamanlarda fısıldıyorsa, toprak, elinize aldığınız zaman pul pul balıkçı motorunun sesini taşıyorsa insan kalbinize, bilin ki bir İtalyan Maria çocuk bir Faslı Hüseyin'e aşık olmaya yüz tutmuştur. Zeytin Dağı'da bin yıllık bir zeytin ağacı yaşlı gövdesinde, Toma'nın meyhanesinde zeytinyağı saflığıyla gülümsüyorsa ellerine Cunda'nın, adını Cunda'nın Ali Bey adası olarak değiştirilmesi dayatmasını bir türlü içine sindiremiyorsa pulları gümüş bir papalina,
Bilin ki hüzün kaplar kirpiklerini Akdeniz'in. Bu yüzden bir Emanuel'le çocuk dinlerken madrigallerini bütün güvercinleriyle birlikten havalanır şairlerin. Bu yüzden beyaz ve duman renkleriyle güvercinler birer ikişer konar düşlerine acıların. Ve uzaktan eski bir aşk şarkısını fısıldar Maltepe'nin. Bu adamı ağlatırsa Akdeniz ağlatır. Ve bir gül konar dudağına yalnızlığın. Bir de bakarsınız ağlarım. Her Akdeniz kendi iklimini, kök boyasını kalbinin yalnızca kendi aşkıyla dokur. Çünkü santur, çünkü dans ve büyü, çünkü küçük bir kızın topuklarıdır Akdeniz. Ve incir ve zeytin ağaçlarının ülkesinde deniz minarelerinin ruhunda gizlidir. Madrid'den havalanan uçuk mavi kanatlı bir yalı çapkını. Ve Bergama'da Atmaca mahallesinde elinde klarnet, elinde bakır, dudaklarının kıvrımı dans, bir kuğu konar dünyanın aşklarını. Bu yüzden çingeneler, bu yüzden müzik, bu yüzden hüzün, bu yüzden aşk, bu yüzden Bergama'da doğar dolunay. Ve dikilirse bir gece ansızın, ansızın Zeus, ansızın ölüm, bilin ki her ay bir Akdeniz, her aşk bir ay taşır alnında. Çok teşekkür ediyoruz. Yine harika bir şiirdi. Ben teşekkür ederim. Şimdi bestelenen şiirleriniz de var. Yayın öncesinde konuşmuştuk ama Instagram buna uygun değildi. Bestelenen şiirlerinizden bir bölüm yayınlayalım istemiştik ama bu teknik olarak mümkün olmadığı için yapamadık bunu. Bir de başka dillere çevrilen şiirleriniz var Halim abi. Evet. Şimdi, şiirlerinizin bestelenmesi mi yoksa başka dillere çevrilmesi mi sizi böyle daha çok heyecanlandırıyor? Bu ikisi de çok heyecanlı bir duygu bence. Kesinlikle. Düşünüyorsunuz. Kesinlikle ikisi de çok heyecan veren, enerji veren bir duygu. Ama müziğin yeri bambaşka. Yani daha çok yeni Gürcistan'da bir antoloji hazırlandı. Gürcistan'da Büyük Türk Şiiri Antolojisi. Benden onay aldılar. Ve tabii ki onay verdim. En son Gürcistan'da yayınlandı. Bir iki şiirim antolojide henüz bana ulaşmadı. Yani evet, İngilizceye, Fransızcaya, Almancaya, Makedoncaya, Yunancaya çevrildi ve o ülkelerin bazı dergilerinde yayınladılar. Fakat müzik, yani nasıl anlatayım ben size, bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Şimdi İlk şiirlerimi ilk besteleyen insan Taci Uslu'ydu. Benim güzel kardeşim. Biz lise yıllarındaydık. Taci ortaokul lise yıllarında besteler gelirdi. Sağ olsun. Evet, öyle olsun. Oğuz Öz vardı Denizli'de. Çok ilginç besteleri vardı şiirlerimden. Ama sağlığı hiç iyi değil. Ve ne yazık ki hiçbir bestesini notaya alma kabiliyeti yoktu arkadaşımızın. Şu anda da sağlığı çok iyi değil. İnşallah toparlayacak, ona eminim. Oğuz Öz'ün çok ilginç besteleri var. Zafer Muğlis Uslu 40 yaşından 50 yaşından sonra besteler yapmaya başladı. İnanılmaz bir enerjiyle hala yapmaya devam ediyor. Yani ama yorumlarıyla Muhsin Kıratlı, Muhsin abi, kızı Jülide Kıratlı enfes yorumlarıyla benim şiirlerimi yorumladılar. Senem Diyici, o caz müzisyeni hanımefendi, onunla biz dinletiler de yaptık. Çok iyi bir caz müzisyenidir. O benim şiirlerimi çok yorumladı. Yine caz müzisyeni Önder Focan, caz gitaristi. O benim bir şiirimi Boğaz'da adlı CD'de yayınladı, besteledi.
Metin Altıok'lara adadığım, bu Sivas'ta kaybettiğimiz sanatçılarla beraber adadığım Caz Dinliyorum adlı şiiri besteledi ve Boğaz'da adlı CD'de yayınladı. Tabii müzik çok farklı enerji veriyor Ata Bey dediğin gibi. Başka bir yere ne güzel. Başka bir yere götürüyor. İkisi de at başı yani enerji veriyor açıkçası. Harika. Halim abi şimdi benim de aslında çok sorum vardı ama zaman çok hızlı geçti benim için, bilmiyorum. Karşı taraftan nasıl algılandı? Son olarak yani 5 dakikamız kaldı galiba. Şimdi ödüller, ödül meselesi var tabii. Şairlerin ödül meselesi. Bu konuda birçok ödülünüz var. Ben başka bir ödülden bahsetmek istiyorum. Sizin de çok büyük destek verdiğiniz Berksav'ın Eftal Önder Şiir Ödülü. Eftal Önder, Eftal abimizin. İlk yaptı bunu Berksav. Buradan teşekkür ediyoruz Berksav yönetimine de. Sizin de büyük katkınız var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi hatırlattınız. Çünkü akış çok hızlıydı. Gerçekten laf lafa açtı. Atlasaydım üzülürdüm. Berksav biliyorsunuz her yıl yılın sanatçısı ve yılın kültür adamı adı altında iki ayrı önemli ödül veriyor. Bu yıldan itibaren Gökhan Gönlügür başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız destek verdi. Eftel abinin rahmetli o güzel insanın edebiyat öğretmenimiz, o güzel insanımızın eşi Ayşe öğretmenimiz, Ayşe abla sağ olsun onay verdi. Ve Eftel abinin adının, Eftel Önder'in adının sonsuza dek yaşaması için, kendi alanında yaşaması için Eftel Önder Şiir Ödülünü koyduk, yayınladık Berksav olarak. Çok kısaca belirteyim. Buraya da dosya olarak katılacak arkadaşlarımız. Seçici kurul kitap olarak katılmayacaklar. Çünkü ödül alan dosyam kitap olarak Berksav Kültür Yayınları adı altında yayınlanacak. Ve belli bir miktarını da yazara yayınlanmış olarak kitap olarak armağan edeceğiz. Kitaba, yazara verilecek. Türkiye'nin önemli eleştirmenlerinden, şiir eleştirmenlerinden Ramiz Dara, Turgay Kantürk, Hüseyin Peker ve Muammer Karadaş'tan ve benden oluşan bir seçici kurul, 5 kişilik bir seçici kurulumuz var. Katılmak isteyenler 1 Ağustos 2021'e kadar dosyalarını Berksav'a, Berksav müdürünü Berna Hanım'a dosyalarını teslim etmeleri gerekiyor. Teslim etmek durumundalar ve 1 Ağustos günü de ödülümüzü açıklayacağız. Ondan sonra bir törenle de ödülümüzü vereceğiz. Şiir adına da o güzel insanın, Eftel abinin adında inşallah hayatta olduğumuz sürece yaşatmaya çalışacağız. Eftel abi, çok kısaca bir şey anlatmak istiyorum. İlk şiirlerimi yazdığım Leman öğretmenimden sonra ortaokul ve lise çağlarında benim doğrudan derslerime girmese bile Eftel hocam öyle denk gelmedi. Ama bizim de arka komşumuzdu. Çok yakın oturuyorduk. Birimiz de görüşüyordu. Eftel abiye ben şiirlerimi, şiir defterlerimi verir. İlk şiirlerimi inceleyen, altını çizen, Halim şunu şöyle yapsan böyle olsa daha iyi olur. Şuraya dikkat et bak. Gel beraber bakalım, gel beraber bir çalışalım der. Teneffüs aralarında dahi bana şiir çalıştıran, şiirlerimi eleştiren, dize kurmanın ne demek olduğunu, imgenin nasıl oluşabileceği konusunda ilk derslerini veren benim gönüllü abim, eleştirmenimdi. Bugün ne güzel. Eftel öğretmen de buradan değinmiş olduk. Halim abi sözü kestim, kusura bakmayın ama süremiz doldu. Estağfurullah, doldu tabii. Küçük Harf Kullanımızdan, Atilla İlhan'dan, bir sürü şeyden ve daha çok şiir dinlemek istiyordum sizden ama olsun. Galiba hata yaptım biraz çünkü şiir az dinledik.
Umarım bir kere daha sohbet edebiliriz sizinle. Bir program daha yapalım derim Muhammed. ben doyamadım çünkü. Ya Umarım teşekkür izleyenler de ederim. çok beğenmiştir. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Söyleşimizi sona erdirelim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bergamalı sanatçı dostlarıma, Bergamalı sanatçı kardeşlerime, projelerinizi, aklınızdaki beyin fırtınalarınızı lütfen Berksav'a getiriniz. Berksav Yönetim Kurulu ve daha önceki yönetim kurulu ve başkanlarımız kadar, en az onlar kadar bu arkadaşlarımız da bu yönetimde projelerinize çok açık. Lütfen sanatla kol kola yürüyün. Berksav kalbini bütün gençlere, sanat ve kültür adına kalbi atan bütün gençlere, her yaştaki gençlere kapısı her zaman açık. Yağmur altında sırılsıklam söyleyin yağmur türkülerinizi. Yağmur türküsü yağmur altında sırılsıklam söyleyin ve söylenir. Saçak altında yağmurlarınızı söylemeyin. Güzel sanatçı kardeşlerim. Son Çok sözüm bu olsun. çok 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 teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bu çalışma için, bu program söyleşi için imkan yaratan Berk Sava'ya da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bir defa daha anladım ki Bergama'yı yüz binlerce defa tekrar çok özlemişim. Şu pandemi sonrası Bekliyoruz. ilk yapacağım iş kapağı Bergama'ya atmak. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek Çok üzere. İyi selamlar. akşamlar Öpüyorum. diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.